Eyüp Yıldız YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Sevgili Galatasaraylılar, sevgili spor severler. Yine tam kadro karşınızdayız artık. Arkadaşlarımızı da tanıyorsunuz. Arda Ergün, Adanmış Hayatlar YouTube sayfası, Günay Esentürk, Günay Esentürk YouTube sayfası ve Galatasaray Haber 1905'ten sevgili Erdal Bozkurt. Dörtlü bir şekilde yayındayız. Önemli gelişmeler var. Bunların hepsini konuşacağız. Bildiklerimizi, yorumlarımızı, düşüncelerimizi paylaşacağız. Tabii hedefimizde, odağımızda siz varsınız. Manşette de görüyorsunuz. Bu bir soru cevap programı sevgili izleyenler. Sorularınızı da canlı yayında ekrana getireceğiz. Eleştirilerinizi getireceğiz. Hatta arkadaşlar merhaba nasılsın faslına girmeden direkt konuya giriyorum hazırsanız. Evet. Şimdi ben bununla ilgili bir çalışma yaptım, hazırlık yaptım. Günay'ın da çalıştığını biliyorum. Bugün çok fazla bana bu oyuncuyla ilgili soru da geldi. Ultra Aslan 1905 yazmış. Transfer dönemi çok sessiz ve sıkıcı geçiyor. Dukare ismi nedir? Onunla mı oyalansak acaba diye. Çok fazla Dukare ile ilgili mesaj aldık arkadaşlar. Abdullah'a Dukare. Watford'un orta sahadaki oyuncusu. Galatasaray orta sahaya transfer bakıyor. Biliyoruz bunu artık. Watford'da küme düştü. 20 milyon euroluk Watford'un oyuncusu. Bonservisi 20 milyon, kiralık modelinden bahsediliyor. 37 maç, 4 gol, 5 düzeltiyorum. 2 asisti var. Bir orta sahaya göre fena asistler değil, fena istatistikler değil. Üstelik bunu sevgili arkadaşlar Premier Lig'de yapmış. Ben beğendim ama gelme ihtimalini açıkçası çok zayıf görüyorum. Kimseyi kandırmayacağım. Gelme ihtimali bana çok zayıf geliyor. Günay, ilk yorumu senden alalım. Evet, öncelikle herkese iyi yayınlar, izleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Şimdi bu oyuncu çok kaliteli bir oyuncu. Ben zaten takip ediyordum. Şöyle açıklayayım ben size. Yani fizik olarak zaten çok güçlü. Doğuştan gelen bacak boyun avantajını çok iyi kullanıyor. Defansif ve ofansif anlamda da çok iyi. Ayaklarını iyi kullanıyor ve çok da azimli bir futbolcu. Bu çok önemli ve de hızlı. Yani kilit paslar atma konusunda da çok başarılı. Ara paslar konusunda da yani kilit pas, adam geçme, ara pas bunların hepsini yapabiliyor ve defansif anlamda da ise tam bir duvar. Yani tam bir duvar futbolcu. Ben çok beğeniyorum. Ama şöyle bir şey var. Realist olmak gerekirse bu oyuncunun gelme şansı Galatasaray'a biraz zor. Ama şöyle de bir şey var. Seri ilk sen açıklamıştın abi. Onda da bunu demiştik yani seri Galatasaray'a gelmez demiştik. Ama geldi. Tabii ki de büyük ihtimal kiralık yoluna gidecekleri Galatasaray. Tabii burada önemli olan kiralık ücreti değil, futbolcuya verilecek olan para. Yani Galatasaray artık öyle 2,5-3 milyon eurolar vereceğini zannetmiyorum. Bu oyuncunun da alacağı ücret hemen hemen bu paralar olur. Yani 2,5-3 milyon eurodan aşağı getiremezsiniz. Maaş dengesini koruyarak bu oyuncuyu getirmek biraz zor. Çünkü gerçekten çok güçlü ve fizik olarak çok kuvvetli bir futbolcu. Dediğim gibi ara pasları konusunda, kilit pas konusunda, adam geçme konusunda hiçbir sıkıntısı olmayan bir futbolcu. Orta sahayı çok rahat bir şekilde götürebilecek bir futbolcu. O yüzden gelse mükemmel bir başarı olur ama biraz zor gibi görüyorum. Ama imkansız da değil tabii. Peki arkadaşlar sizin Dukara ile ilgili olarak bir yorumunuz var mı Erdal, Arda yoksa geçelim mi? Abi ben kısa bir hemen değinmek istiyorum. Yani Güney'in söylediklerine ek olarak 27 yaşındaki Dukare için şimdi çok yapılı bir oyuncu. Ben buraya zaten notlarımı da almıştım. Yani unutmamak babında oyuncuyu tamamen tanıtabilmek için. Yapılı ama ona rağmen çevik de. Çok iyi bir 8 aynı zamanda çok iyi de bir 6 numara diyebiliriz. Dediği gibi Güney'in de yani çok iyi defans faaliyetleri çok çok iyi bir oyuncu. Adam eksiltebilen ve şutları da ek olarak buna söyleyebiliriz oyuncunun özellikleri olarak. Ren takımında başlıyor profesyonel hayatı. Ondan sonra Watford satın alıyor. Hemen Granada'ya kiralıyor. Böyle bir kariyeri var ama şöyle baktığımız zaman son bir senede, 1,5 senede ciddi anlamda fiyatını da yükseltti. Dediğiniz gibi parası olarak imkansız ama yani zor ama imkansız değil. Yani çok yakışır Kiralık modeli. Galatasaray'a. Evet, Kiralık modeli. kesinlikle kiralık Okey. modelinde mümkün olabilir. Söyleyeceklerim bu kadar abi. Erdal, sen ilave edeceğin bir şey var mı? Yok, hem Günay hem de Arda'ya katılıyorum ben bu konuda. Evet. Bize çok sorulan bir oyuncuydu. Düşüncelerimizi paylaştık. Fark yaratacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Kiralık modeliyle gelirse gelir. Galatasaray'ın yoksa bonservis verecek ekonomik yapısı var. Bunu söyleyelim. Ve Umut Demir'in sorusuna geçelim.
Mensah transferi gerçekleşecek mi? Valla Mensah'la ilgili olarak Kayserispor ne Galatasaray'ı ne de Beşiktaş'ın kabul etmeyeceği bir teklif yapıyor. Beşiktaş'a yaptıkları teklifi de gördüm arkadaşlar. Lens'le Dorukhan Toköz'ü isteyip bir de Atletico Madrid'e 3 milyon euro ödemelerini istemişler. Galatasaray'dan Ahmet Çalık, Yunus Akgün artı Atletico Madrid'e ödenecek parayı istemişler. Yani hem 4 milyona yakın para vereceksin hem de 2 tane futbolcu vereceksin. Mümkün değil yani. Böyle bir durum söz konusu değil. Galatasaray'da Beşiktaş'ta bu parayı veremez. Ama sizde farklı bir bilgi varsa Erdal senden bir yorum alalım. Sana göre Mensah Türkiye'ye, daha doğrusu Galatasaray'a gelecek mi, düzeltiyorum? Yani daha önce de bilgilendirmiştik biz Galatasaray Mensah anlaştığını, ama Kayserispor ortalığı bulandıran şu an Kayserispor. Yani ihale usulü şu an futbolcu satışa çıkardı. Bir Galatasaray yönetimine görüşülüyor, bir Beşiktaş'a görüşülüyor. Berna Hanım çıkıp bizim işte Avrupa'dan gelen teklifler var bize diyor. Sürekli Berna Hanım bir açıklama yapıyor, sürekli işte Avrupa'dan oradan buradan teklif alıyoruz diyor, ama ben bu tekliflerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada sadece Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözünü korkutmaya çalışıyor bence Berna Hanım. Ki Galatasaray ve Beşiktaş teklifini arttırsın diye. Ben Galatasaray'ın Yunus Akgün artı Ahmet Çalık ve artı 3.6 milyon euroyu fazla buluyorum bu futbolcuya. Eğer böyle bir düşüncesi varsa Galatasaray'ın, bence vazgeçmesi lazım. Seri kiralamak daha mantıklı olur. 2-2,5 milyon euroya kiralamak daha mantıklı olur. Ben vazgeçilmeyecek bir oyuncu değil. Galatasaray'a level atacak bir oyuncu değil. Evet, iyi bir oyuncu. Süper Lig'de iyi bir iş yaptı. Galatasaray'da ben iyi iş yapacağını düşünüyorum, ama şu anda Galatasaray bu transferi askıya aldı. Çünkü Kayserispor ortalığı şu an bulandırıyor. Futbolcu da artık ne yapacağını şaşırdı şu anda. Futbolcu Kayserispor'da kalmak istemiyor. Büyük takıma gitmek istiyor. Çünkü birçok takımdan teklif aldığı için ben burada futbolcunun tavrı da önemli diyorum, ama Berna Hanım biraz daha yumuşaması lazım. Evet sevgili izleyenler, bu arada arkadaşlarımızın YouTube kanallarının linkini hem mesaj bölümünde hem de açıklama bölümünde görebilirsiniz. Lütfen Arda'yı, Erdal'ı ve Günay'ı takip edelim arkadaşlar. Onlar da çok büyük emek harcıyorlar ve Galatasaray odaklı yapıyorlar. Bunu söyleyelim. Artı yayının daha fazla insana ulaşmasını istiyorsanız, bize destek olmak istiyorsanız lütfen yayına like yapalım. Like bizim için çok önemli. Yayını beğenen herkese teşekkür ederim peşin peşin. Diğer taraftan şimdi Esra Hanım'ın mesajına geçelim. Kadınlara da pozitif ayrımcılık yapalım. Demiş ki Jozwiak'ta son durum. Ben bunu aslında anlattım. Galatasaray Kamil Jozwiak için Lech Poznan takımına 2 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ama Lech Poznan'ın 2 milyon euroya Kamil Jozwiak'ı bırakması söz konusu değil. 4 milyon eurodan açıyor kapıyı, hatta 4,5 milyon euro daha net bir bonservis bedeli söyleyeyim. Galatasaray fiyat yükseltmesi lazım. Bir miktarda Lech Poznan'ın indirim yapması lazım. Aksi takdirde ben Kamil Jozwiak'ın geleceğini düşünmüyorum. Günay, senin Kamil Jozwiak'la ilgili bir yorumun var mı? Yani o da Galatasaray için önemli bir futbolcu olacaktır. Genç bir futbolcu. Onu zaten sürekli konuştuk. Ama hani 2 milyon eurolar bu paralara göndereceklerini zannetmiyorum. Tabii ki de Galatasaray şu anda bonserviste oyuncu alamadığı için biraz tabii ki de araştırmalarını yapıyor, ancak bonserviste oyuncu alamadığı için hafif de bir frene bastı. Yani özellikle Belhanda'dan eğer satabilirse veya sat